أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Cemaat-i Müslüm İhvan-ı Rabbimiz Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Allahu Teala Hazretleri okuyacağımız, dinleyeceğimiz ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden gereği gibi ibret alıp amel etmek cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi mübarek Ramazan-ı Şerif ayının şefaatine nail eylesin, şikayetinden emin eylesin. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Allahu Teala Hazretleri tutmuş olduğumuz oruçları dergâh arzını kabul eylesin. Bayram-ı Şerif'e cümlemizi kavuştursun. Ve hakiki bayramlar olan kendisinin cemaline kavuşma şerefini cümlemize ihsan eylesin inşallah. Fussilet suresinden inşallah ders yapmış olacağız. Mahmud Efendi Hazretlerimizin Kudüs Resulü sohbeti şeriflerinden müzakere etmiş olacağız. Allahu Teala Hazretleri inşallah dostunun kelamıyla hepimizi müstefide eylesin. Rabbim Celle Celaluhu böyle mübarek cemiyetleri, kendisinin razı olmuş olduğu sohbet cemiyetlerini her daim müzdal eylesin ve bizleri de böyle cemiyetlerin müşterisi olmak ölene kadar nasip eylesin inşallah. Allahu Teala Hazretleri bizleri bu yoldan kendisinin razı olmuş olduğu ehli sünnet vel cemaat ve sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme, hatırında tut şu günü ki yuhşeru haşrolunacak kim? E'daullahi, Allah'ın düşmanları. Neye haşrolunacaklar? İlen nari, ateşe haşrolunacaklar. Fehum, artık onlar yuze'un, hapsedilecekler. Allah'ın düşmanlarının ateşe sürülmek üzere toplanacakları günü hatırla ki artık onlar hapsedilirler. Yani toplanıp birikmeleri için sonrakiler gelene kadar evvelkiler durdurulurlar. Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor cemaat-i müslümin. Allah'ın düşmanlarının ateşe sürülmek üzere toplanacakları günü hatırla ey Habibim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmeti. Hatırlayın o günü, Allah düşmanları haşrolacak, toplanacaklar ve o gün hapsedilecekler. Bu ayeti kelimenin evvelindeki ülkür fiili gizlidir. Yevme kelimesi bu gizli olan ülkür fiilinin mefulüdür. Toplanacakları günü hatırla demektir ki Arapça kaideler. Allahu Teala'nın düşmanları ahiret gününde ateşe sevk edilmek üzere toplanacaklar. Önceden ahirete intikal edenler sonrakiler gelinceye kadar durdurulacak. Bir taraftan getirilecek, bir tarafta yığılacaklar. Niye yığılacaklar? Çünkü iş var, sual cevap var, muhakeme var. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun cemaat-i müslüm. Büyüklerimiz buyuruyorlar, önümüzde çok çetin işler var. Şu anda dünyada biz yaşayan canlılar olarak ne ölümü tattık, ne münker nekiri gördük, ne sorgu suale tabi tutulduk. Amel defteri verilmedi, mizan kurulmadı, sırattan geçmedik. O ahiretin dehşet verici anlarını şu anda hiçbirimiz yaşamadık. Önümüzde böyle günler var. Allah-u Teala Hazretleri inşallah o güne tam hazırlanan kullarından olmak nasip eylesin cümlemize. O gün niye kafirler bir taraftan alınıp bir tarafa yığılacak? Çünkü artık muhakeme var. Sorgu sual var. Çok büyük işler var. Allah-u Teala Hazretleri'nin bu kadar nimetine karşı yapılmış olan işlere karşı bir hesap olacak o gün. Ve kafirler bir tarafta haşrolacaklar, yığılacaklar. Estağfirullah. Fussilet suresi 20. ayet-i kerimemiz. Hatta izâ mâ câûhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absâruhum ve cülûduhum bimâ kânû yu'melûn. Hatta izâ mâ câû. Ne zamanki gelirler nereye? Ha, oraya. Toplanacakları yere gelirler. Şehide şahitlik eder aleyhim, onların aleyhine. Sem'uhum, kulakları. Daha ve absâruhum, gözleri. Daha ve cülûduhum, derileri. Neyle şahitlik eder o gözler, o deriler, o kulaklar? Bima, ol bir işe ki kânu, oldular, ya'melun, yapıyor oldular.
Nihayet oraya geldikleri zaman ayetimizin toplu manası kulakları, gözleri ve derileri dünyadayken yapmış oldukları işlere dair kendilerinin aleyhine şahitlik ederler cemaatimiz. Ne acayip iştir değil mi? Yani kendi elimiz, kendi kulağımız, ondan sonra derilerimiz, gözlerimiz bizim aleyhimize şahitlik yapacaklar. Yani hayır iş yaptıysak hayır namına şahitlik yapacaklar. Neuzubillah şer iş yaptıysak şer namına şahitlik yapacaklar. Değil mi? O zaman insanın şu dünyadayken hep hayır işlerini çoğaltması lazım. Çünkü kendi bedenimiz bize şahitlik yapacaksa bu beden devamlı bizlerle beraber. Allah muhafaza insan bir günah gittiği zaman bu kendi bedeniyle gidiyor. Şahitlerini çoğaltmış oluyorsun. Ama bir camiye namaza gittiği zaman veya bir sohbet meclisine gittiği zaman veya bir hayır yaptığı zaman bu sefer yine hayır namına şahitlerini çoğaltmış oluyor. Bütün unsurlar dünyadayken yapmış oldukları ne kadar kötü işler varsa hepsine şahitlik edecek. Böyle işlerimiz varsa ne yapalım biliyor musunuz? İstiğfar edelim, affolunmamız için gözyaşı dökelim. Allah hepimize nasip eylesin inşallah cemaatimiz. İstiğfar ve Mevla'dan af talep etmek. Allah-u Teala Hazretleri kuluna anasından babasından daha çok acıyandır. Erhamur Rahim'indir cemaat-i müslümin. Mevla istiğfar istiyor bizden, affolmak istiyor. Bizler günahkar kullarız. Benim hiçbir günahım yok diye bulamazsınız. Hepimiz günahkar, hatadan müteşekkiliz. Değil mi? Varlığımız, aldığımız nefes Allah'ın huzurunda yani günahtır. Mevla'nın varlığında ortak olmuşuz. Mevla yaratmış bizleri ama onun varlığındaki, yapmış onun bizi yaratmasındaki hikmetlere tam manasıyla akıl erdirememişiz. Allah'ın huzurunda hep günahlarla irtikab ediyoruz, günahlar işliyoruz. Günahkar kullarız. Ama Allah'ımız cemaat-i müslümin istiğfarı, tövbeyi çok seviyor. Neden? Çünkü kendisi Erhamur Rahim'indir. Değil mi? Acıyanların en acıyısıdır, rahmet edenlerin en rahmetlisidir. Mevlamız Celle Celaluhu. Bugün bir, affedersiniz, bir hayvan bile, kedi, ondan sonra köpek, bir tavuk bile yavrusuna değil mi? Nasıl merhamet ediyor? O yavrusunu soğuk demeden, sıcak demeden muhafaza ediyor, yediriyor, içiriyor cemaat-i müslümin. Bu da Allah'ın vermiş olduğu rahmetten. O kuşu yaratan, o kediyi yaratan veyahut da bir anneyi düşünün. Bir anne yavrusuna nasıl merhamet ediyor değil mi? O annenin yavrusuna merhameti olmasa Allah'tandır o da. O yavru büyüyemez. Allah büyütüyor ama Mevla annenin babanın kalbine bir sıcaklık koyuyor, bir merhamet koyuyor. Yani o çocuk, o çocuktaki saltanat hiçbir padişahta göremezsiniz. O çocuktaki saltanat. Yeni doğan çocuk. Kundaklara sarılıyor. Hep el üstünde. Ateşi çıksa sabaha kadar anne babası bekliyor. Ne bileyim aç kalsa hemen doyuruyorlar. Kendi yemiyor, çocuğuna yediriyor. Böyle bir saltanat yok. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu o anne babaya rahmet vermiş, merhamet vermiş, acıma duygusu vermiş. Allah'ımızdan Celle Celaluhu tecelli eder rahmetle o anne baba evladına ne yapıyor? Rahmet ediyor. Hatta bütün insanlara o rahmette rahmet ediyor. Düşünün bir insanın bir insana bu kadar merhameti bizi tacübe düşürüyor, şaşırtıyorsa ya Allah'ımızın Celle Celaluhu bize olan merhameti cemaat-i müslümin nasıldır değil mi? Allah dostlarından birisinin yeğeni vefat ederken artık sekeratül mevt anında artık ölüm döşeğinde son anlarını yaşarken tabi dayısı şeyh Allah dostu çocuk soruyor dayısını böyle üzüntülü görünce biraz mahzun görünce ey dayıcım diyor eğer diyor Allah-u Teala Hazretleri yarın ahirette yani öldüğümüz zaman bizi annemizin babamızın eline bıraksa ateşe atılıp atılmama hususunda annemiz babamız bizi ateşe atar mı atmaz mı diyor. Şimdi dayı Allah dostu ama demek ki yeğen dede bir şeyler var yani böyle son anlarında çok ibretlik, çok taçüplük bir kelam ediyor dayısına. Eğer yarın Allah-u Teala Hazretleri ateşe atılıp atılmama hususunda annemize babamıza bıraksa bizi, bizi ateşe atar mı atmaz mı deyince o Allah dostu Şeyh Efendi Kuddüs-i buyuruyor ki elbette annen baban seni ateşe atmaz, seni muhafaza ederler. O zaman diyor o annemi babamı yaratan Allah anamdan babamdan daha çok acıyandır. İnşallah diyor ümidim onadır. Allah diyor bizi inşallah cehennemine koymaz, günahlarımızı bağışlar. Mevlamız buyuruyor ene zanne abdi bi ben kulumun zannı üzereyim. Kulum beni nasıl zannederse öyleyim.
O yüzden hepimiz inşallah Allah'ın affını umuyoruz. Şu mübarek gezinin hürmetine Allah dostları başımızda, alim hocalarımız başımızda, onların yapmış oldukları zikirler, virtler, dualar, ümidimiz onlaradır inşallah. Allah gafurdur, rahimdir diyoruz ve Rabbimizin ümidini, rahmetini ümit ediyoruz. Allahu Teala Hazretleri bu mağfiret ayında cümlemizi inşallah rahmetine daldırsın. İşte ne yapacağız peki cemaat-i Müslümin? Madem ki bütün huzurlarımız şahitlik yapacaksa bize, o yüzden Allah'a istiğfar edeceğiz. Estağfirullah. İstağfir lehum evlâ testağfir lehum in testağfir lehum seb'ine merreten felen yagfirallahu lehum. Mevlamız Tövbe suresinde buyuruyor. Habibim, onlar için ister mağfiret dile, ister dileme, fark etmez. Sen onlar için 70 kere bağışlanma talep etsen de Allah onları asla bağışlayacak değildir. Demek ki affolunacak adam olacaksın ki peygamberin istiğfarı sana fayda etsin. Günah işlemeyelim. Anlamayarak yaptığımız günahlar bize yeter. Onları affettirelim. Tabi bu da mühimdir. Yani istiğfar edeceğimiz zaman affolunacak işler yapmamız lazım ki o istiğfarımız fayda versin. Demek ki dünyadayken insanın yapmış olduğu öyle işler varmış ki cemaat-i Müslümin, insanın affolmamasına, Allah muhafaza bağışlanmamasına sebepmiş. Allah'ım hepimizi, bütün aile efradımızı, Müslüman kardeşlerimizi bu işlerden muhafaza eylesin. Mesela Ramazan-ı Şerif'te, Kadir Gecesi'nde affolmayacaklar değil mi? Hocalarımızdan hep duyuyoruz hadis-i şeriflerde. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Mesela içki içmeye devam edenler, Allah muhafaza, Ramazan-ı Şerif ayında şarap içmeye, içki içmeye devam edenler, onlar Kadir Gecesi'nde affı mağfirete uğramayacak olan kişiler. Bir diğeri, anne babasına ihsan edenler. Bunlar diyor, bakın ayet-i kerime okuduk. Ey Habibim, 70 kere de istiğfar etsen, ki peygamberin aleyhissalatü vesselam istiğfar ettiği kimseyi düşünün. Peygamber senin için istiğfar ediyor. Bu bağışlanacak adam değildir. Annesine babasını ihsan ediyor. Değil mi cemaatimiz? Ve geçen yine Cübbel hocamızdan duyduk. Onu da yeni gördüm buyurdular. Mezarlıkta gülenler affolunacaklar cümlesine dahil değildirler diyor Kadir Gecesi'nde. Çünkü mezarlıklar gülünecek yer değildir. Mezarlıklar ağlanacak, hüzünlenecek yerdir. Adam orada bile gülüyorsa demek ki bu adam artık kayışı kopmuş bir adam, affolunmayacak bir adam zümresindendir. Hocamızdan da böyle duymuştuk. Allahu Teala Hazretleri böyle kötü huylardan cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Estağfirullah. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Habibim, bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiği zaman onlara de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi mukaddes zatına rahmeti yazdı. Şüphesiz ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra da tövbe edip kendini düzeltirse Allah-u Teala şüphesiz ki çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimi, ol rahimi, ol ilah. Mevlid-i Şerif'ten. Bu hain nefsi memnun etmeyelim cemaat-i Müslüm. Yeryüzünün en cahildir bu. Nefsin havasını Allah Celle Celaluhu hiç sevmez. Birkaç sene evvel Hicaz'daydım. Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyorlar. Kudüs'ü ruhu. Maghrib'de birisiyle tanıştım. Sevdik birbirimizi. Epeyce muhabbet ettik. Baktım ki yüzü tıraşlı. Arkadaşım, niçin yüzünü tıraş ediyorsun diye sordum. Dedi ki el heva. Sonradan da tefsir etti. El muhabbet. O zaman ona şu ayeti kerimeyi okudum. Yani böyle olmayı seviyorum demiş o Maghrib'li. Böyle olmayı seviyorum. Yani tıraşlı hali seviyorum. Sonra Mahmud Efendi Hazretimiz buyuruyorlar. Ona şu ayeti kerimeyi okudum. Estağfirullah. وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Hevaya, nefsin arzusuna tabi olma. Sa'd suresi. Sonra o seni Allah yolundan saptırır. Senin hevanla, nefsine uyman seni Allah yolundan saptırır buyuruyor Rabbimiz. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unutmaları sebebiyle elbette pek şiddetli bir azap vardır. O zaman bu hevaya uymak Allah'ın yolundan saptırıyor. Hevaya uymak nedir? İnsanın kendi nefsine uyup da ibadetten kendini tecrid etmesi, soymasıdır. İbadet yapmamasıdır. Nefsin istediğini yapıp, cemaat-i Müslümin, nefsin istediğini yapıp ondan sonra ibadetlerden, Allah'ın razı olduğu işlerden kaçmaktır. Bu hevaya tabi oluyor. İşte mübarek Allah dostu Kudüs'e sürruğu, yüzü tıraşlı olan kişinin, seviyorum ben böyle
dedikten sonra okuduğu ayet-i kerime bu. Hevaya, nefsin arzusuna tabi olma. Sonra o seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlar hesap gününü unutmaları sebebiyle elbette pek şiddetli bir azap vardır. Sad suresinde. Demek ki cemaat-i müslümin tıraş neymiş? Yüzünü jilete vurmak Allah yolundan, Allah muhafaza, insanı saptırırmış, hevasına uydururmuş. Dört mezhebe göre biliyorsunuz fetvası yok. Haramdır. Fıtratı değiştirmeye girer. Hocalarımız, kitaplarımızda hep bunlara beyan buyurmuşlar. Neudübillah. Çok tehlikeli hadis-i şerifler var bu hususta. O yüzden dikkat etmek lazımdır. Tabi bir tutam sakal bırakmak sünnettir. Ama haramdan kurtarmak babında hiç jilet vurmadan da biraz böyle makineyle almak, o da haramdan kurtarır. Sünnet sevabı aldırmaz ama haramdan kurtarmış olur. Hiç olmazsa insanın onu yapması lazım ki şu dünyaya geldik. Ömrümüz zaten yani çok az. Onun da zaten çoğusunu geçirdik. Kaldı şurada ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Azıcık bir şey. O yüzden ahirete cemaat-i müslim Rabbimizin yasağını çiğneyerek gitmememiz lazımdır. Tekrar ders ayetine dönelim. Cehenneme sevk edilenlerin ağızları mühürlenince gözleri konuşacak, elleri konuşacak, ayakları şahitlik edecek. Bütün azalar işlemiş oldukları kötülükleri tek tek haber verecekler. Sonra ağza vurulan mühür kaldırılacak. O zaman mücrimler konuşmaya başlayacaklar. Değil mi? Çünkü haber veriliyor. Hem tabiri caizse hafaza melekleri, kiramen katibin melekleri, yazıcı melekler değil mi? Yazmışlar. Bizi videoya çekiyorlar şu anda. Kameraya çekiyorlar. Değil mi? Şu anda karşımızdaki bu kameranın bizi çektiği gibi orada da kiramen katibin melekleri, yazıcı melekler kaydediyorlar. Bizi videoya alıyorlar. Yarın ahirette o videoyu açacaklar. Ondan sonra bak diyecekler, kardeşim bütün bu işleri sen yaptın. Cemaatimiz ne acayiptir. Allah'ım huzurunda olma edebini cümlemize ihsan eylesin inşallah. Allah'ın huzurunda nasıl olunacaksa, o edep nasılsa, Allah hepimize o şekilde edepli olmak nasip eylesin inşallah. Ne olacak o zaman? Ağızlara mühür vurulacak ve eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Estağfirullah. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْدَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْدَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 21. ayet-i kerimemize geldik. وَقَالُوا derler لِجُلُودِهِمْ derilerine. Şimdi ne buyuruldu? Mücrimlerin, günahkarların ağızlarına mühür vurulup gözleri konuşacak, elleri konuşacak, ayakları şahitlik yapacak. Ve kalu, o mücrimler, günahkarlar derler. Li culudihim, derilerine. Ne derler? Lime, niçin şehittüm, şahitlik ettiniz? Aleyna, bizim aleyhimize. Lan mübarekler, sen benim elimsin, benim ayağımsın. Niye beni Allah'a karşı şikayet ediyorsun? Diyecek. Derisine diyecek, elini ayağını diyecek. Mübarek, dünyada sen benim elimdin, sen benim ayağımdın, sen benim derimdin. Niye beni Allah'a şikayet ediyorsun? Niçin bunu yaptın deyince, o zaman azalar şöyle cevap verecek. Kalu, derler ki o azalar, o organlar, eller, ayaklar, deriler, Allah hangisini konuşturacaksa onlar da şöyle diyecek. En takana, bizi konuşturdu kim? Allahu Allah Celle Celaluhu. Ellezî, öyle Allah ki en taka konuşturdu neyi? Külle şeyin, her şeyi. Ya her şeyi konuşturan Allah mübarek biz de konuşturdu. Değil mi? Biz de konuşturan Allah'tır. Neden? Uyuduğumuz zaman 5 metre ağzımız açılıyor. Konuşmak nerede bizde? Biz konuşamayız. Öldüğümüz zaman değil mi? Kas katı kesiliyoruz. Ölen insan görmüşsünüzdür. 5-10 dakika sonra böyle vücudu kas katı kesiliyor. İnsan ürperiyor. Bu mu konuşuyor diyorsun? Bu konuşmuyor. Allah konuşturuyor. Eller ayakta diyecek ki o mücrimlere, günahkarlara, kendi sahibine diyecek ki mübarek artık senin konuştuğun Allah bizi de konuşturdu. Biz kendi elimizde değil, bize Allah şahitlik ettiriyor. Ve huve halakaküm. Ve huve Allah ki halakaküm, sizi yarattı. Evvel merratin, ilk defa. Ve ilehi turcaun, ancak ona döndürülüyorsunuz. Ayet-i kerimemizin toplu manası, derilerinden niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de der ki o sahiplerine, her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa o yarattı ve yine ona döndürülüyorsunuz. Ne acayip ayetler cemaat-i müslümin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Önümüzde çok çetin günler var. İnsanın hep bunlarla meşgul olması lazımdır. Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz diye kendi azalarına darılacaklar. Azalar ise şöyle cevap verecekler.
İş bizim elimizde değildir. Bize her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. O sizi yoktan yarattı. İlk defa sizi yoktan var eden elbette bizi de konuşturabilir. Öldürdükten sonra insanın ağzını mühürler, gözlerini, kulaklarını, derilerini konuşturur. O yüzden böyle bir Allah'a kafa tutulmaz cemaati Müslüman. Allah dostlarından birisi buyurmuşlar. Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahit. Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahit. Eğer bir hakim bir mahkemede şahitse o mahkeme bitmiştir artık. Düşün, hakim olaya tanık olmuş, suçlu getirildi oraya. Şahit hakim, aynı zamanda hakim, aynı zamanda şahit, düşünün. O mahkeme bitmiştir zaten. Ne anlatacaksın ki o hakime? Ne diyebilirsin? Yapacağın bir tek bir şey var hepimizin. Boynumuzu bükecek, boynumuzu büküp ya Rabbi sen varsın, biz yokuz diyeceğiz. Ama insan cemaati Müslümin ayet-i kerimelerde innen insan rabbihile kenud buyuruluyor Rabbimiz. Elbette insan Rabbine karşı ziyade nankördür. Rabbine karşı asidir. Rabbine karşı çok cesaretlidir. Rabbisine karşı çok cesaretlidir. Rabbisinin nimetlerine karşı yüz çeviricidir, nankördür. Allah bizi bu zulmeden olmaktan muhafaza eylesin cemaati Müslümin. Yine başka bir ayet-i kerimede Mevlamız buyuruyor İnfitar suresinde estağfirullah. Ya eyyühen insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı ne aldattı? Yani bu kadar nimetler verdim ben sana, yoktan var ettim, kendimden haberdar ettim, bu kadar nimetleri döşedim. Seni bana karşı aldatan neydi? Rabbimiz soruyor kuluna, yarın ahirette soracak. Şimdiden bize haber veriyor. Düşünün bir adam bir adama yardım etse, 20-30 sene boyunca onu beslese, yedirse, içirse, elini sıcak sudan soğuk suya sokturmasa, bütün maddi manevi ondan sonra her şeyini karşılasa, 30 sene sonra o yardım olunan adam, yardım edene çok büyük bir kelek atsa, çok büyük bir yanlışlık yapsa, yardım eden ne der? Ya mübarek der, ulan 30 sene boyunca yedirdim içirdim seni, sana her şeyi verdik, bu muydu yani, senin bana yapacağın iş bu muydu yani? Ben sana karşı ne yaptım da bana böyle yapıyorsun der değil mi? Ama bu adam acziyetinden der. Elinden bir şey gelmediği için der. Allah'ımızın burada sorması taaccüpten. Allah hayret ediyor. Bunları topraktan, meniden, dölden yarattım affedersiniz. Bunları bana yaptığına bak diyor Mevlamız Celle Celaluhu. Acayip cemaatimiz. Teşbihte hata yok. Çok özür dileyerek söylüyorum. Affınıza sığınarak. Bazen kaba konuşmadan da anlaşılmıyor. Tabiri caizse şurada parmağımızın boğumu kadar, şu parmak boğumu, bakın şu kadar boğumdur. Bir döl parçası olsa, menü olsa, şöyle eli ayağı gözü olan, böyle elinde tesbih volta atıp böyle oradan bizi dayılansa, değil mi? Ne var lan dese oradan. Güleriz değil mi? Mübarek küçücük bir şey orada, volta atıyor burada. Bizi oradan dayılanıyor, hava atıyor. Ne var lan diyor böyle. He? Yani işi nedir onun? Şöyle bir tane vurursun, pat aşağı düşer gider. Teşbihde hata yok yani. Bu bile misal olmaz ama artık akla yaklaştırmak için. Nasıl biz hayret ederiz böyle, taaccüp ederiz değil mi? Ya boyun ne posun da kardeşim. Et değilsin, kemik değilsin. Senin ne haddine bana karşı cesaretlenmen deriz değil mi? Tabiri caizse tabii. Misalimiz bitti burada. Allah'ımız da kullarına taaccüp ediyor. Ya eyyühen insanu ma garrake bi rabbikel. Ey kulum, yani bu kadar nimetime karşı seni bana karşı aldatan nedir? Mevlamız Celle Celaluhu taaccüpten soruyor. Ayet-i kerimemizin devamı Estağfirullah. Ellezî halakake fesavvake fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâerakke. O Allah ki seni yarattı. Fesavvake fe'adelek. Seni tesviye etti. Yani düzenledi seni. Elini muadil yaptı, gözünü muadil yaptı değil mi? Aynanın karşısına geçen herkes illa kendini beğenir. Yani böyle kendini beğenmeyen yoktur pek. Herkes bir kendine bakar böyle değil mi? Fesavvâke fe'adelek tefsirde buyuruluyor. Bir gözünü büyük bir gözünü küçük yapmadı Mevla. Bir parmağını uzun bir parmağını kısa yapmadı. Değil mi? Boğumlar mesela. Elimizin boğumları olmasa dirsekler bakın buradan başlıyor. Birinci kıvrım. Aynı operatörlerin kullandığı kepçeler gibi. O kepçelerin o kıvrımları olmasa dümdüz olsa ne olur? Hiç hafriyat yapılamaz. Hiç çukur kazılamaz. Aynı Mevla kepçeyi de koldan aldılar. Tabii. Bütün buluşları hep insan organlarından yapıyorlar değil mi? Benzeterek. Bakın birinci boğum, eklem, ikinci eklem, üçüncü eklem değil mi? Parmakların dördüncü eklemi, elin ortası, beşinci eklem, altıncı eklem, yedinci eklem derken bir şeyi kavrayabiliyoruz. Bu büyük bir nimettir. Mevla buyuruyor fesavvâke fe'adelek. Bakın sizi tesviye ettim. Fî eyyi suretin mâ şâ erakkebek.
Ve dilediği surette de Allah sizi yarattı. En güzel bir şekilde yarattı. Buyuruyor Mevlamız. İşte bu mu benim hakkım diyor ey kulum. Bu yüzden mi beni yalanlıyorsun, beni tekzip ediyorsun, bana karşı günah işliyorsun? Allah Celle Celaluhu kendisini verdiği nimetleri unutarak kendisine nankörlük etmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Cemaat-i Müslim. Çok dikkat etmek lazım. Hepimiz çok dikkat edeceğiz. Konuşan da dikkat edecek, dinleyen de dikkat edecek. Buraya gelip konuşmak kolay. Burada Allah bizi okutturuyor ama Cemaat-i Müslim'in amel tarafına geldiğimiz zaman işte orada tabiri caizse müsabaka başlıyor. Hadi bakayım. Şeytan bir yandan, nefis bir yandan, ondan sonra şeytanlaşmış o insanlar bir taraftan müsabaka başlıyor artık. Kim mücadeleyi kazanırsa. Evet. İşte o gün eller, ayaklar, gözler şahitlik edecekler aleyhine. Cemaat-i Müslim'in haberler çok büyük. Haberler çok büyük ama haber alan büyük olmazsa ne kıymeti var? Değil mi? Huzuruna ne yüzle döndürüleceğiz ya Rabbi? Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hürmetine, onu bize ulaştırmaya vasıta olan Habibin hürmetine tut elimizden ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında bir topluluk gördü. Önlerinde taptaze yiyecekler olduğu halde onları bırakıyor, pislik yiyorlardı. Cebrail aleyhisselama sordu. Ya Cebrail, bunlar kimlerdir? Önlerinde taze yiyecekler var, böyle çok güzel tüten, kokan yiyecekler var. Onları bırakıyorlar, leş gibi olan yiyecekleri yiyorlar. Miraç gecesinde Peygamberimiz böyle gördü. Sordu, ya Cebrail, bunlar kimdir? Bunlar senin ümmetinden helal ailelerini bırakıp da harama yönelenlerdir, buyurdu Cebrail aleyhisselam. Yani kendi helal, helalinden olan evindeki gül gibi hanımını bırakıyor, başka kadınlara gidiyor. Bunlar o kimselerdir. Bir takım insanlar da gördü. Kocaman dayı yutmaya çalışıyor. Onların kim olduğunu sorunca Cebrail aleyhisselam buyurdu ki bunlar dünyadayken ağızlarından büyük söz çıkıp sonra onu yutanlardır. Onlar da kocaman mandayı yutmaya çalışıyorlar. Bunlar hep ahiretteki karşılığıdır Cemaat-i Müslim'in. Alaeddin Efendi babam Kaddesallahu sirrahu, Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi Alaeddin Efendi babamız bir araya geldiğinizde benden duyduğunuzu konuşun derdi. Bir araya gelindiğinde dinden, ayetten, hadisten iki kelime konuşulmuyor. Ama sokaktan, çarşıdan, pazardan konuşulsa gözler fal taşı gibi açılıyor Cemaat-i Müslim'in. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Alamatu i'radillahi teala anil abdi iştigalü bimâ le yanihi buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın kulundan yüz çevirmesinin alameti o kulun mâ le yanihi işlemesidir. Yani kişiler bir araya geldiği zaman ayetten hadisten konuşması lazım. Ayetten hadisten konuşulunca esnemeler başlıyor, uyku başlıyor, başka konulara geçiliyor. Ama ne yazık ki buyuruyor ki Allah dostu sokaktan, çarşıdan, pazardan konuşulsa gözler fal taşı gibi açılıyor. Bu nefsin bizlere büyük bir tuzağıdır. Onu hoş gösteriyor bizi Cemaat-i Müslim. Hele o en şaşırdığımız işlerdendir. Yani bir futbol müsabakasından sonra, yani oynayan adamlar artık maçı bitirip evine dönüyor. Mübarek insanlar televizyon programında işte futbol programı. 4-5 saat. Öbürlerinin umurunda değil. Adamlar para için oynuyorlar zaten. Topunu oynayıp evine gidiyor adam. Öbürleri 4-5 saat ekranlarda, televizyon başlarında da binlerce insan maçın yorumunu yapıyorlar. İşte top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Burada offside var mıydı yok muydu? Bilmem yan hakem burada koşmadı. Bak dikkat et diyor. Bak yan hakem arkada kalmış. Bilmem ne sabaha kadar onu tartışıyorlar. Halbuki 11 kişi bir havanın peşinde koşuyor. 11 kişi koştuktan sonra binlerce, milyonlarca insan o havayı konuşuyor. Bir hocamız öyle buyuruyorlardı. Yani sormuş birisi bu oyundan. Demiş yavrum o 22 kişinin koştuğu şeyin içinde ne var? O çocuk cevap vermiş. Demiş ki hocam hava var. Ha demiş, danla havanın peşinde koşuluyor. Ama o işten konuşuldu mu Cemaat-i Müslim ne oluyor? Gözler fal taşı gibi açılıyor. Hepimiz illa kendi ailemizden, akrabalarımızdan veya herhangi bir cemiyetten bunun tespitini yapmışızdır. Değil mi? Dinden, imandan konuşuldun mu, özellikle ahiretten, cennetten, cehennemden hiç uyku saati değil, horlamalar başlıyor. Ama aynı dakika içinde bir diyorsun bakayım muhabbeti değiştireyim, ufacık bir şeyden atıyorsun ortaya bir gündemden bir şey, o horlamalar duruyor, fal taşı gibi gözler açılıyor. İlla hepimiz bunu tecrübe etmişizdir. Bu Cemaat-i Müslim'in nefsin bize büyük bir tuzağıdır. Neden? Çünkü nefis onu istiyor. Dinlen imandan konuşmak istemiyor. Allah hepimizi böyle işlerden muhafaza buyursun inşallah. Çok dua etmek lazımdır. İşte
Madem ki Allah'ımız Celle Celaluhu yarın ahirette o derilerimizi, gözlerimizi, ellerimizi konuşturacak, o zaman onları hayır yollarına götürmemiz lazımdır. Evet. Estağfirullah. 22. ayet-i kerimemize geldik. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بُصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعَمَلُونَ وَمَا كُنْتُمْ Siz olmadınız. Neyedir olmadınız? Testetiruna gizlenir. Neden sebep? En yeşhede, şehadet etmesinden sebep. Aleyküm sizin aleyhinize. Neyin şehadet etmesinden sebep gizlenir olmadınız? Sem'uküm kulaklarınızın daha, ve la ebsarukum gözlerinizin daha, ve la culudukum derilerinizin. Velakin ancak zanentum, siz zannettiniz. Ennallah muhakkak Allah Celle Celaluhu la ya'lemu bilmez neyi kesiren çoğunu. Neden mimma ol bir şeyden ki ta'melun yapıyorsunuz. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhine şahitlik yapmasından gizlenir değildiniz. Yani kendinizi gözünüzden, derinizden, kulaklarınızdan saklayamazdınız. Lakin siz gerçekten de Allah'ın birçoğunu bilmeyeceğini zannetmiştiniz. Ya Allah zaten görmez demiştiniz. Böyle demeseniz bile Mevla görmez gibi muamele ettiniz değil mi? Öyle yaptınız buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Yani Mevlamız buyurmuş oluyor ki, siz dünyada haramları ve günah olan şeyleri işlerken gizlenirdiniz. Ancak bu gizlenmeniz uzuvlarınızın aleyhine şahitlik edeceğinden sebep değildi. Bilakis insanların arasında rezil olmama korkusuyla duvarların, örtülerin arkasına saklanıyor, gecenin karanlıklarına sığınıyordunuz. Bu çirkin işleri yaparken Allah-u Teala'nın yaptıklarınızın çoğunu bilmeyeceğini zannediyordunuz. Ahirette bunların ortaya çıkmayacağını düşünüyordunuz. Günah işlerken gizlediyordunuz. Tabi bu önceki zamanlar için. Şimdi tam kıyamete çok yakın bir zaman, kıyametin nefesi tabiri caizse artık hissedildiği bir zaman, şimdi kimsenin gizlenmeye de ihtiyacı yok. Kimsenin gizlenmeye de ihtiyacı yok. Adam çok cesur. Değil mi? Sokaklarda yan yana bir kızla sarmaş dolaş, özür dilerim çok affedersiniz. Yani bir insanın evinde hanımıyla yapamayacağı işleri adam sokakta, kaldırımda, parktaki bir bankın üstünde şu anda rahat rahat yapabiliyor. İçki şişesini alıp rahat rahat yol kenarında bira şişesiyle içebiliyor. Ve kimse de buna müdahale etmiyor, edilemiyor. Neden? Artık normalleşmiş. Müdahale edildiği zaman müdahale eden kişiler suçlu duruma düşüyor. Çok yakın bir zaman, 2-3 sene önce bir okulda zina olayı gerçekleşti, bir lisede. O ilçenin Milli Eğitim Müdürü ne şikayet edildi, Milli Eğitim Müdürü mahkemeye verdi o öğrencileri. Mahkemede o öğrenci, kız öğrenci, erkek öğrenci spor salonunda zina ettiler. Öğretmenler ve öğretmenler Milli Eğitim Müdürü'ne şikayet ettiler. Milli Eğitim Müdürü mahkemeye verdi. Mahkemede kızın ve erkeğin anne babaları çok dehşet bir şekilde mahkemede taşkını çıkardılar. Bizim özelimiz nerede kaldı dediler anne baba. Bu çocuklar gençtir, özgürdür dediler. Bizim mahremimiz kimse çiğneyemez dediler. Milli Eğitim Müdürü şaşırdı. Dedi ki size Allah'a havale ediyorum. Ben dedi ne diyeyim? Yani anne baba kendi kızlarını yapmış oldukları zina fiilinden dolayı taraftarı oldular. Tuttular onları yani. Özgürlük var dediler. Ondan sonra mahkeme orada bitti. Cemaatimiz. Niye söyledik bunu? Artık gizlilik kalmamış. Bir kızın, bir erkeğin anne babası kızı oğlu zina yaptığı zaman derse ki özgürlük var. Bizim mahremimizi kimse çiğneyemez. Ha bir de şunu demişler, bu çocuğun psikolojisi ne olacak? Ulan mübarek, senin kızın çocuğun zaten gitmiş psikolojisi, zina yapıyor. Sen onun derdine düşsene, senin kızının namusu gitmiş, oğlunun namusu gitmiş. Mahkemede şunu savunuyorlar, bizim çocuklarımızın psikolojisi bozuldu, tazminat davası açacağız diyorlar. Düşünün, anne baba diyor bunu. Önceden olan gizlilik şimdi kalktı. Olsa, eğer o gizlilik olsaydı, bir utanma olsaydı, en başta anne baba da olacaktı cemaatimiz. Bunu niye söyledik? Burada Rabbimiz buyuruyor, gizli işlerdiniz ey kullarım. Artık şimdi o gizlilik de kalmadı. İnsanlar aşikar günah işlemeye başladı ve cemaat-i müslümin bunlara da toplum göre göre normalleşmeye başladı. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi bu işten muhafaza buyursun. Çok dikkat etmek lazım. Allah'ın bilmeyeceğini zannediyoruz ama Allah biliyor. Allah görüyor Celle Celaluhu. Allah işitiyor ve yarın ahirette hepimizi hesaba çekecek. Tek tek cemaat-i müslümin suale tabi olacağız. Evet. Birkaç sene evvel Almanya'da çalışan birisi gelmişti buyuruyor Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Kuddüs-i Sırru.
Ona dedim ki, eğer İslamiyet'i doğru dürüst yaşarsanız kafirler sizi özenir, Müslüman olur dedim. Ya madem Almanya'dasın, çalışıyorsun, dört dörtlük Müslüman ol, kafir seni görünce o da Müslüman olsun. O adam da dedi ki, benim patron diyor ki, git şu karanlıkta sigara iç, orada Allah seni görmez. İşte kafir haklı. Karanlıkta Allah görmez zannediyor. Ya Allah karanlıkta görmez mi? Allah her yeri, her yerde her şeyi görür Celle Celaluhu. Mevla'ya karanlık yok. Evet. Estağfirullah. Son ayet-i kerimemiz inşallah. Ve zâlikum zannukum allazî zanentum bi rabbikum erdâkum feasbahtum minel hâsirîn. Ve zâlikum zannukum. İşte o zannınız var ya, o zanna işaret, size hitap ediyorum. Ey kullarım, ellezî, öyle zannınız ki, zanentum, siz zannettiniz. Kimin hakkında? Bi rabbikum, Rabbiniz hakkında. İşte o zan erda, helak etti kim hüküm sizi. Feasbahtum, oldunuz kimlerden? Minel hâsirîn, zarar edicilerden. Rabbiniz hakkında zannettiniz, şu zannınız var ya, işte o sizi helak etti ve zarar edicilerden oldunuz. Zannettiniz ki gizlice işlediğiniz günahların birçoğunu Allah görmez. Halbuki Allah Celle Celaluhu gizli ve aleni yapılan bütün her şeye vakıftır. Bütün külliyatı ve cüziyatı Mevla bilir. Sadırlarda saklı olan sırlardan haberdardır. Yani sizin gönlünüzde gizlediğiniz, açığa vuramadığınız işleri bile biliyorum diyor Mevlamız Celle Celaluhu. Benden ne saklıyorsunuz? Buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu. İnşallah. Burada kalalım cemaatimiz. Fusilet suresi 23. ayet-i kerimede inşallah ömrümüz olursa bir dahaki dersimizde yine buradan devam etmiş oluruz. Allahu Teala Hazretleri cümlemize, okuduklarımıza, dinlediklerimize amel etmek nasip eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah şefaatine nail eylesin. Şikayetinden emin eylesin. Allahu Teala Hazretleri Bayram-ı Şerif'e kavuşmak nasip eylesin ve hakiki bayramlara ulaşmak nasip eylesin inşallah. Kısa da bir dua yapmış olalım inşallah. Bugün mübarek Perşembe akşamıdır. Cübbeli Hocam buyurdu, 29. gece Kadir gecesi olma ihtimalidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sabahında yağmur damlaları buyurdu hocamız. Yağmur damlaları alnı şerefinde olduğunu dediği rivayetler var. Bu gece de Allah'ın işi yağmur yağıyor. İnşallah sabah da yağmur yağar. Bu gece de inşallah vakti olanlar ihya etmeye çalışalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Hamdan dayyiben kesiren mübareken fî cezilen cemlen. Daimen bi devam mülkillâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Vessalâtu vesselâmu ala nebînâ. هادنا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قاهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين المسالمين اللهم أكثرنا من الإخوان في الدين وجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الأهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين والفناء والبقالة تمين ونسألك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي Şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında ya Rabbi, şu mübarek Perşembe gecesinde ya Rabbi bizleri böyle hayırlı cemiyette topladın, cem eyledin. Ya Rabbi yarın mahşer gününde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sancı-ı şerif altında böyle toplanmak nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi bu nimetlerin şükrünü eda etmek nasip eyle. Bu nimetlerden bizi dünyada ahirette ayırma ya Rabbi. Dostlarından dünya ve ahirette ayırma ya Rabbi. Şu mübarek günlerin yüzü su hürmetine ya Rabbi, ne kadar darda olan Müslüman kardeşimiz varsa, ya Rabbi dua isteyen Müslüman kardeşimiz varsa hepsinin ya Rabbi hayırlı muratlarını ihsan eyle. Ya Rabbi ne kadar sıkıntıları varsa, ne kadar daraltıları varsa maddi manevi, aile geçimsizlik olanlar var, evladından sıkıntı olanlar var, hanımından kocasından sıkıntı olanlar var. Hepsini ya Rabbi müşkülatlarını halli asan eyle. Namaz kılmayanlara ya Rabbi namaz hevesi ihsan eyle. Oruç tutamayanlara oruç hevesi ihsan eyle. Kur'an-ı Kerim okuyamayanlara Kur'an-ı Kerim okumak nasip eyle. Ya Rabbi namaz kılanlara, oruç tutanlara ve Kur'an-ı Kerim okuyanlara, ibadet yapanlara da ya Rabbi kendilerinden, kendimizden bilmekten muhafaza eyle. Hepsinin senin fazlın ve kereminde olduğunu bilmek nasip eyle. Ve bizi dünyada, ahirette ya Rabbi bu hayırlı işlerden ayırma. Bütün ümmeti Muhammed'i ehli sünnet ve cemaat ve Kur'an çatısı altında toplanmasını nasip eyle. Bizleri de bu işlere vesile eyle. Ya Rabbi bütün medreselerimizi, camilerimizi, ya Rabbi Müslüman kardeşlerimizi, ezanlarımızı, vatanımızı, milletimizi ya Rabbi
Aile efradımızı sana emanet etsen muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü şerlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi kafirlerin istilasından, her türlü musibetlerden, her türlü belalardan, depremlerden, sellerden, yangınlardan ya Rabbi. Görünür görünmez bütün belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Başımızda olan şu ya Rabbi virüs musibetinden de tez zamanda halas olmak nasip eyle. Camilerimize, medreselerimize, cemaatimize, cumamıza kavuşmak nasip eyle. Ya Rabbi akraba ziyaretlerimizi böyle rahat rahat yapabilecek günler görmek nasip eyle. Ya Rabbi bunlar ne büyük nimetlermiş. Camiye gitmek, medreseye gitmek, cemaate katılmak, bir kardeşine kucaklaşmak. Ya Rabbi biz bunların kıymetini bilemedik. Günaha düştük ya Rabbi. Ondan sonra keyfimize düştük, rahatımıza düştük. Farkına varamadık. Ama ya Rabbi sen anamızdan babamızdan daha çok acıyansın. Ya Rabbi bir anne çocuğuna yanlış bir iş yapsa kızıyor ama sonradan da merhamet edip bağrına basıyor. Ya Rabbi sen o anayı yaratan, içindeki merhameti de yaratan Allah'sın Celle Celaluhu. Biz senin rahmetine güveniyoruz, merhametine güveniyoruz. Ya Rabbi şu mübarek günler hürmetine, ya Rabbi amin diyen nenelerimizin, dedelerimizin, o günahsız küçük sabi yavrularımızın hürmetine ya Rabbi bu beladan bizleri tez zamanda halas eyle. Tekrar ya Rabbi eski, ya Rabbi emniyetli, huzurlu günlerimize dönmek nasip eyle. Ve bir daha da ya Rabbi senin huzurunda günah işlemekten ya Rabbi, yanlış yapmaktan, hataya düşmekten muhafaza eyle. Cümlemizi ya Rabbi istikamet nasip eyle. Şu dünyada ya Rabbi yapılabilecek ne kadar hayır varsa yapmaya bizlere güç kuvvet ihsan eyle. Şerlerden kaçmak nasip eyle. Ya Rabbi Muhammed Efendi Hazretlerimize şifa ihsan eyle. Vücut şeriflerini kuvvetlendir. Vücut şeriflerini yenile ya Rabbi. Yorgunluğunu izale eyle. Sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Başımızdan eksik eyleme, yokluğunu gösterme ya Rabbi. Bizim sağlığımızdan, ömrümüzden, canımızdan, kanımızdan mübarek şeyhimize ilhak eyle. Başımızdan eksik eyleme. Ya Rabbi ömrü şerifini uzun eyle. Bizlere de Efendi Hazretlerimizle beraber uzun ömürlü olmak, ya Rabbi çok ibadet olmak nasip eyle. Dünyada, kabirde, mahşerde şeyhimizden, alimlerimizden, hocalarımızdan, ihvan kardeşlerimizden, Müslümanlardan bizleri ayırma ya Rabbi. Son nefese kadar razı olun işlerle meşgul olmak nasip eyle. Son nefese kadar ya Rabbi camilerin, medreselerin, dergahların, sohbet meclislerinin müşterisi olmak nasip eyle. Ve son nefeste de kelime-i şehadeti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapıyı huzuruna göçmek nasip eyle ya Rabbi. Bizleri mübarek bayram-ı şerife kavuştur ve yarın ahirette hakiki bayramlar olan senin cemaline kavuşmak, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cemali şerifine kavuşmak ve dostlarına beraber cennette bulunmak cümlemize nasip eyle. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine kâfe ve ilâ ruhi ruhine efendime ve khâsa ve ilâ ruhani şeyhina ve kıbleti kulübüne ve muallimine mâlem nâlemin hâci mahmudur ve fî kuddüse surruh. Ya Rabbi şu duada yapılsaydı deyip de gönlünden geçen kardeşlerimiz vardır. Onların duaları, bizim içimize geçen dualar sana malumdur. O duaları da seni vekil tayin ettik. Yapılmış kabul eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.